Bakın Konyaspor atağı. Bu dakikalar 40. dakika. Daha çok Konyaspor'un etkili olduğu dakikalar. Ahmet ortalıyor. Soner çok iyi bir voley vuruyor. Yine Muslera. Soner'i yine kurtardı. Yani çok rahat burada vurduruyor Galatasaray defansı. Ortayı yapılan yerde müdahale yok ortaya. Vuruşlara hiçbir şekilde bir önlem yok. Yani Galatasaray defansı bana göre hala zor durumda diye düşünüyorum. Bizi alır mısın sevgili İsmet? Yücelim, çok güzel söylüyorsun. Çok doğru söylüyorsun. Ağzına sağlık. Şimdi Mustafa olmasa bu vuruşu kalecinin sol tarafına ve ayak dibine vurulmuş bir vuruşu hangi kaleci kurtarabilirdi? Soruyorum. Yok. Direkten şimdi, dönenler şimdi artı bunu 4 etti. Direkten evet, dönenler yani, iki tane. Olsa bir de bu gol, bu de bu. Yani evet. Yücel. Evet, Trabzonspor'un kalecisine dahil, Beşiktaş'ın kalecisine dahil. İnan bu pozisyonu kurtaramazdı. Çok enteresan bir şekilde ayağının dibine vurulan bir şut var burada. Çok evet, hızlı gelişen ve işte Muslera gibi dibine gelen topları rahatlıkla çıkarabilen kalecinin bir yeteneği bu. Bu ayrı bir yetenek. Yani bunun gol olmaması çok zor. Söylediğin gibi kesinlikle, defansta adam adama yok. İsmet bir büyüt Tanju hocamın yok, üzerinden yapsın. Tanju hocamın yorumunu bir büyüt İsmet. Ekranı al, büyük ekranı al. Bizi al ekrandan. Bizi al ekrandan, o pozisyonu getir. 9 numarayı getir. İsmet. Tanju hocam müthiş, bakın. Bunu yine Mustera'nın gözünden, kale arkasından Ahmet yapıyor ortayı. Soner o kadar rahat vuruyor ki Galatasaray defansı seyrediyor. Muslera inanılmaz zamanlamayla müthiş bir şekilde çıkartıyor. Ben tekrar sormuşum. Ya Muslera olmasaydı? Bunu ben bir daha soruyorum. Ya Muslera olmasaydı? Galatasaray şu anda 4-1'lik bir skorla 40. dakika maça havlu atmıştı. Havlu. Resmen. Şimdi niye Muslera'nın ayağı kırıldığı zaman herkes üzüntü duyuyor. Çok duyduk zaten de. Ne oluyor? Öyle bir iş ki bu kalecinin güveni çok önemli. İşte Muslera'ya da tüm takım arkadaşları güveniyor. Tüm Türkiye'deki futbolcular da Muslera'nın ne kadar kaliteli, ne kadar yetenekli, ne kadar beyefendi olduğunu bildikleri için şu anda birçok Türk futbolcudan daha çok sevilecek, sevilmiş durumda, kabul edilmiş durumda, kucaklanmış durumda Muslera. O da onu ayrı bir mutlu edeceğini düşünüyorum. Maçlarda da centilmenliğiyle, tavrıyla, tarzıyla hep ön plana çıkan bir Muslera var. Ama yine söylüyorum, Galatasaray'ın defans kurgusuna her takım çok rahatlıkla gol atabilir. Evet. Tanju hocam, 10 numaralı klibimiz, 10 numaralı analizimiz, dakika 70-71. Bu dakikalarda Galatasaray'ın etkisi arttı. Son 20 dakikada daha çok isteyen, kazanmayı isteyen bir Galatasaray vardı. Zaten farkındaysan Konyaspor'un takım halinde dizilişi, burada en az 10 kişilik bir otobüsü çekme durumu vardı. Oliveira yine uzaktan denedi. Kaleci Seyiç burada çıkarttı. 70. dakikadan sonra Galatasaray'ın oyuna etkisi arttı diyorum. Benim fikrim bu şekilde. Senin izlediğin Galatasaray'da 70. dakikalarda. Tabii. Şimdi 15. dakikada atılan gol 1-1 yaptı ya Galatasaray Konyaspor'da. 15. dakikadan 60-70. dakikaya kadar top üstünlüğü, paslaşma, pozisyon zenginliği, pozisyon bulma, top kazanma, ileri çabuk çıkma. Bunların hepsini Konyaspor yaptı. Galatasaray yapmadı. Galatasaray 70. dakikadan sonra hareketlendi. Artık dedi ki kendi kendine bütün futbolcular, biz artık gol atmak zorundayız. Biz maçı kazanmak zorundayız düşüncesiyle biraz daha koşmayı, biraz daha isteyince neler olabileceğini gördüler. İkinci golü atınca da skoru bulunca skoru korumaya gittiler diyorum. Yine Galatasaray'ın bu işte şimdi başladı, Galatasaray'ın baskısı arttı, kazanma isteği
taraftarın da 12. adamın da desteğiyle Oliveira pası veriyor. Ardından koşuyu yapıyor. Yusuf biliyorsun Avusturya'dan alındı. Onun Türk statüsüne oynanması konusunda birçok kez Galatasaray başvuruda bulunuyor ama yine Galatasaray'dan Fatih Hoca'nın daha önceki koyduğu kurallar neticesiyle Yusuf'un bir türlü bu statüde oynaması gerçekleşmiyor. Yabancı statüsünde devam ediyor. Yusuf vuruyor. Seyircinin de izlediği bu pozisyonda top adeta direği yalayıp geçiyor Tanju Hocam. Bu dakikada arttırdı Galatasaray. Ama Yusuf çok yetenekli. Gel. Evet. Birkaç onunla ilgili ne dersin Yusuf'la ilgili Tanju Hocam? Yusuf çok yetenekli, çok kaliteli. Galatasaray'da güzel işler yapacak. Ama Türk statüsünde oynayabileceğini düşünmüyorum. Kuralları başlamadan bozabilirlerdi ama lig başladı. Lig başladıktan sonra bu kuralları bozmak öyle her baba yiğitin harcı değil. Kolay bir şey değil. Evet Tanju Hocam. Yani burada Konyaspor da bu mahkumiyeti kabul etmişti. Geriye çekilmişti. Otobüsü çekmişlerdi. 12'yi bir büyütelim sevgili İsmet. 12'yi bir büyütelim. Bakın dakikalar 82 gördü. Van Holt'un yerine Du Bois'i almıştı Okan Hoca. O yerden ortasına Calvo kalesine yolladı ve burada herkes Icardi attı bu golü diye düşündü. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Skor 2-1 oldu. Burada az adamla yakalandı Konyaspor defansı. 4'e 5, 5'e 5 neredeyse gördüğünüz gibi. Tanju Hocam ne dersin bu golle ilgili? Yorumlarını alayım. Yani baskıya kolayına hiçbir takım dayanamaz sevgili Yücel. O yüzden baskının sonunda güzel bir gol geldi. Sevindiriciydi Galatasaray açısından. Yani lider olan Konyaspor'u yenmek öyle kolay değil. Gerçekten 1. dakikadan 90. dakikaya kadar takım oyunu oynuyorlar. Gol yememişlerin sebebi de ortada. Defans kurgusu çok iyi. Orta sahası çok iyi. O golü atan futbolcu kardeş sakatlanmasaydı skor farklı olabilirdi diye düşünüyorum. Büyütelim İsmet Tanju Hocam bunu bir görsün. Şimdi bu golde golü atan şey değil yani. Calvo. 15 numara Calvo. Transfer değil. Hayır. Bu 15 numaralı Calvo atıyor Konyasporlu. Kendi kalesine atıyor. Evet. Bu gol Galatasaray'a 3 puanı getirdi ama bu topun buraya atılması penaltıyla biz hep söylüyoruz. Altı pasın araya atıldığında bu topa bizim oyuncumuz vurabilir, rakibin oyuncusu vurabilir ki nitekim öyle oldu. Rakip Calvo uzaklaştırayım derken ki biz hep ne diyoruz bunlara? Dönen toplar, duran toplar. İşte dönen topa kötü uzaklaştırmaya bir örnek. Burada tabii Icardi'nin o koşusu da Calvo'nun yanlış yapmasına bir sebep diyebiliriz. Ben Icardi'nin güzel, Icardi'nin çok hazır olmadığını gördüm. Hazır bir Icardi yanındaki futbolcuyu devirmesi lazımdı. Topun onun vurması lazımdı. Vallahi en az 2 hafta, 3 haftası daha var. Allah'tan bu milli maç girdi de inşallah sıkı bir program uygulanırsa antrenman programı Icardi'nin biraz daha form tutması lazım. Biraz daha güçlenmesi lazım fiziksel ve kondisyon açısından. Evet Tanju Hocam, 14. son bu maçla ilgili son görüntümüz, son analizimiz var. Evet, dakikalar artık 88-89, 90. dakika. Kaleci Seyiş, Konyaspor'un kalecisi. İkinci sarı karttan kırmızı kart gördü, takım 10 kişi kaldı. Abdülkadir Bitiken burada hiçbir şekilde taviz vermedi ki bence haklıydı. Gereksiz bir kalecinin itiş ve orada kakışları vardı. Gereksiz diye düşünüyorum. Sen ne dersin Tanju Hocam? Ve bir bağlayalım. Bağladıktan sonra da hemen İstanbulspor Beşiktaş maçı. Ya Yücel, ben bu kalecilerin bu çene çalmaları, hakeme itirazlarını algılayabilmiş değilim ya. Ya sarı kartı görmüşsün. Sen hala niye üstüne gidiyorsun? Senden mi korkacak hakem? Sen üzerine gittikçe bir yanlış yapıyorsun. Hakeme bu hakkı tanıyorsun. Tanımış oluyorsun. Sonunda da kırmızı kart yiyorsun. Ne oldu? Ne oldu yani? Hakem sana kırmızı kartı verdi gitti.
ne olay oldu, ne sorun oldu, ne konuşuldu, ne bitti. Sen bir dahaki hafta oynamayacaksın. Niye? Senin çenenden. Evet. Ya bırak çeneyi sen ya. Kalende kalecilik yap arkadaş. Bırak ya hakemle konuşmayı. Takım kaptanı var, o konuşur ya. Takım savunmaları var, onlar konuşur. Ne orada ne var da hakemin üzerine gidiyorsun? Hakemi dövecekten kırmızı kart alacaksan bir tane yumruk vur o zaman ya. Diyorsan yumruk vur bakalım, vurabiliyor musun? Vır 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 konuşuyorsun ve takımı da yalnız bırakıyorsun. Ben olsam çok basit bir kart gördüğü için vallahi ona cezada çıkartırdım teknik direktör olsam.